Ve meyyelû, imale ettiler. Neyi? Er-riba, riba kelimesini. Daha hangi kelimeyi? Yani imale edenler yine ferhalden bahsediyor. El-kuva, kuva kelimesini. El-ula, ula kelimesini. Kila, kila kelimesi. Kila, malum ev kilâhumâ felâ tekullehumâ var ya, buradan bahsediyor İsra suresinde. Bunları da aynı şekilde imale yaptılar ferhal hazarat. Diyelim hüdada ne var hocam? Tahkik. İşte tahkik, taklilcim, imale ferhal diyoruz. Ama ribada onu diyemiyoruz. Tahkik, taklil öyle bir sayma yok. İmale ferhal diyoruz. Zaten buradan anlaşılıyor ki zaten ne yapıyor? Sadece ferhali şu anda ele almış yani. Sadece ferhali değerlendiriyor. Evet. Keda meziden, aynı şekilde mezit olanlar, min sülati, sülasi fiillerin mezitleri de imale yapılır ferhal için. Ne gibi? Kebtela, ibtela gibi. İbtela kelimesinde olduğu gibi. İşte ibtela, enca, işte zekka gibi vesaire vesaire. Neyle beraber? Devamını getiriyor. Artı şu da var diyor. Ma'rusi ayin necmi. Ma'rusi ay, öyle diyelim. İzafet devam edecek aslında da. Ma'rusi ay. Ayet başları ile beraber. Ayet başları dediği, ayetlerin başlarında gelen kelimeler gibi anlaşılsa da, malum olduğu üzere bir ayetin son kelimesi diğer ayetin baş tarafı olması münasebetiyle ayetin sonu olan kelimeden bahsediyor. Çünkü o ayete neyle giriyorsun? Bir önceki ayetten. Önceki ayetin son kelimesiyle giriyorsun. Onu ayet başı olarak ifade ediyor. Hangi diyelim ki surelerin aynı bu şekilde ru'usu ay dediğimiz, yani ayet başları dediğimiz, az önceki açmaya çalıştığımız anlamda da ayetlerin sonları olarak ifade edebildiğimiz ancak. Hangi sureler bunlar? En-Necmi, Taha, İkra, Ma'al Kıyame, El-Leyl, Ez-Duha, Eş-Şems, Se'el, Abes, Ve-Nez' Ve-Sebbih. Hocam 11 tane sure. Bu 11 surenin vakıflarındaki son kelimelerde gelen ye'li kelimeler, ye'li, zilya olanlar, bunlarda da ferhan imalesi var. Nasıl sayıyor? Ma'rusi ayin necmi, Taha, İkra, Ma'al kıyame, El-Leyl, Duha, Şems, Se'el, ondan sonra Abese ve Nez'i ve Sebbih. 11 sure. Bunlar meşhurdur malum olduğu üzere. Yani İkra Bismi Rabbikellezî halak. Burasını okurken Er-ra'âhü stagnâ dedin. Er-ra'âhü stagnâ. Evet, istagnâ normalde bir ayetin ortasında denk gelecek olsa nasıl okunur? İşte tahkik, taklilci, imale, ferhal dersin. Ama burası ayet sonu. Bu anlamda ayet başı olan istagna kelimesi, evet, imale kesin ferhal, fakat tahkik, taklili değişti. Orası da inşallah sonraki zamanlarda gelecek. Cah diye giriyoruz değil mi oraya? Evet. Ve Ali. Ali malum olduğu üzere Kisai'nin ismi. Ve Ali. Şimdi ferhale taradı olduğu gibi burada münferiden taramaya devam ediyor. Yine külli olarak. Ve Ali, Ali Hazretleri, Ali yani Kisai Hazretleri ne yapıyor hocam? Hangi kelimeler? Ehya bila vavinama. Vavsız ehya kelimesi. Evet. Ehya kelimesi. Ve anhu, yine Kisai'den meyyili, imale yap. Hangi kelimeleri? Mehyahumu. Evet. Mehyahum ve mematuhum. Evet. Tela, tela kelimesi. Vel kameri izâ telâhâ. Mesela. Burası ne yaptı şimdi hocam? Bak, vel kameri izâ telâhâ vel nehâri izâ cellâhâ vel leyli izâ yavşâhâ. Değil mi? Burası da aslında o 11 sureden bir tanesi değil mi burası? Değil mi? Şems suresi. Tabi. Ve şemsi vel duhâhâ vel kameri izâ telâhâ. Bak orada ne demişti az önce? Dedi ki ayet başları olan yerlerde ye'li olan kelimeleri ferhan imale yapar dedi. Geçti burada diyor ki şimdi bak. T
tela kelimesini aldı. Mehyâhumu tela. Vel kameri idâ telâhâ. Yani Şems suresindeki tela kelimesinde ferhal yok demektir bu. Kim var? Tek başına ra var demektir. Tek başına ra var. Niye? Çünkü tela yazılırken yeğli yazılmıyor. Elifle yazılıyor. Evet. Ha, yeğli yazılsa da çok da problem değil. Fark eden bir şey olmaz. Sonuçta söylediği, ifade ettiği, kisainin imali olduğu hususunda mesele anlaşılmıştır. Hatâya, hatâyâküm, hatâyâhum, hatâyâna. Hocam bunların hepsi yine aynı şekilde. Ve dehâ, vel erdâ ba'de zâlike, dehâhâ. Burası aynı şekilde. Tukâtihi, hakka tukâtihi, Âl-i İmran 102. Merdâti, tabii merdâtillâhi, merdâti, nerede gelirse. Bunlar hep kim okuyor hocam bunları? Bunlar Kisai'nin işleri bunlar. Bunlar hep Kisai'nin işleri. Evet. Buralarda başkalarını aramaya gerek var mı? Yok. Merdat. Kim var? Kisai. Bitti. Allah kabul etsin. Keyfece taha. Vel erda vel erdi ve ma tahaha mesela. Bu da aynı şekilde Kisai'nin işi. Hocam devam ediyor. Seca seca vel leyli idâ seca. Ondan sonra ve ensanihi ve ma ensanihu illa şeytanu en ezkura İbrahim suresi. Ondan sonra Kehf suresi özür diliyorum. Ve men asani fe inneke gafurur rahim İbrahim suresinde. Burada da bunlarda da yine kisai devam ediyor. Atani. Atani kelimesinde de yine aynı şekilde yani ataniyel kitaptan bahsediyor ama dikkat edin hocam. Lahut bak dedi. Bir Neml suresinde ataniyallah var. Bir de Meryem suresinde ataniyel kitap var. Bitti. Bu ikisinde var. Lahut. Hud suresindekileri kastetmiyorum. Diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Hud suresinde atani. Yani ve atani rahmeten min indihi fe ummiyete aleyküm ve atani minhu rahmeten falan. Bunlar yok. Bunları diyor sakın karıştırma oraya. Lahut. Hud suresi bundan hariç. وَقَدْ هَدَان وَقَدْ هَدَان yine aynı şekilde وَقَدْ هَدَان diye söyleyince hocam وَقَدْ هَدَان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ burası. Neresi o? وَقَدْ هَدَان En'am suresi. En'am suresindeki وَقَدْ هَدَان'dan bahsediyorum diyor. Yoksa اِنَّنِي هَدَانِي mesela اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي gibi yerler değil. وَقَدْ هَدَان deyince oradaki kad ifadesini koydu, iş bitti. Yani اِنَّنِي هَدَانِي işte ondan sonra اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي bunlar yok. وَقَدْ deyince sadece En'am suresindeki olduğu belirlenmiş oldu. Diğerlerini bu kayıtla beraber saf dışı bıraktı. Evet. اَوْصَانِي evet. Şimdi burada kıymetli hocam efsaneyi de oraya katacağız. Efsaneyi de oraya katacağız. Efsani ru'ya lehu efsani kelimesi yine aynı şekilde hangi efsani bu? Ve efsani bis salati. Burası evsini bis salati. Bu da yine Kisai'nin işi. Ru'yaye lehu hocam. Ru'yaye lehu yine Kisai'nin. Er-ru'ya rava ama dikkat hocam. Yani ru'yaye olursa Kisai, er-ru'ya olursa rava. Yani rakal devreye giriyor bu sefer. Evet. Pekala. Ru'yake şimdi yine devam ediyor. O araya bir hali bir nevi sokuşturmuş oldu. Ra ile beraber. Ru'yake. Ru'yake kelimesi. Ondan sonra ma' hüdaye mi yazıyor orada? Evet. Evet. Hüdaye kelimesi. Neresi? Femen tebi'a hüdaye. Hüdiye. Evet. Hüdaye kelimesi. Metvay kelimesi. Değil mi? Ahsene metvay. Burası teva bu sefer. Kisai'nin tamamı yok da kim var hocam? Durisi var. Kisai'nin durisi var. Sonra
Yine Kisai'nin Dürisi devam ediyor yola bu sefer. Mehyaye, yani baştan Ferhad'i taradı. Ondan sonra Kisai'yi getirdi. Arada bir tane hal sıkıştırdı. Sonra başladı T'ye. Tek tek götürüyor şimdi. Mehyaye, Mehyaye kelimesi En'am suresinin sonunda Me'adânina, Adânina kelimesi, Adânihim kelimesi, tamam mı hocam? Cevâri kelimesi, Me'bâriiküm, Bâriiküm kelimesi, malum Bakara suresinde değil mi? Bâriiküm var. Fetûbû ilâ bâriiküm, zâlikum hayrûlüküm indi bâriiküm. Bunlar var. Duğyânihim kelimesi, Mişkât kelimesi, hocam, Cebbâriin kelimesi, Ensâri kelimesi, evet. Ve bâbe sâri'û. Sâri'û bâbı. Evet. Yani sâri'û ve sâri'û gibi efendim sâri'û olarak karşımıza nüsâri'û, yüsâri'ûne yani bâbe sâri'û deyince sâri'û menşe'line kadar kelime varsa ve hulful bâri huvallâhul hâlikul bâri'û de huluf var yalnız. Onu unutmayalım diyor. Hocam buraya kadar bu kelimelerin hepsi teyine şeyden siz söyleyin. Dûri'den gidiyor şu anda. Hep Dûri. Yani mahyaya adanina adanihim cevari ma'bariküm duyanihim mişkati cebbarine ensari sari'u babu hulful buraya kadar hep te. Ve hulful bari yine bari'de de imale var ama hulufle var. Tümari yine te'nin. Ma'uvari yine te'nin. Ma'yuvari yine te'nin. Yine te'nin. Hep te'nin bunlar. Ma ayni yetama. Ayni yetama anhu. Anhu dediği zaten yine T'ye. Anhu o T'den. O T'den. T kim? İşte Hafs-ı Dûri. El itba'u vaka. Ama yetamalarda ne var? İtba imaleye dahil oluyor sadece T. Yetimi yapıyoruz ya. Şimdi buradan itba imaleye giriyor şimdi. Buraya kadar hocam. 2-3 beyt öncesinden başladı. Tekrar ediyorum. Mehyaya, adanina, adanihim, cevari, bariküm, duyanihim, mişkati, cebbarine, ensari, sari'u babu, bari'unul kulfu ile beraber. Tümari, uvari, yuvari bunların hepsinde te. Aynı yetame anhu. Anhu deyince zaten anhu kisai duri'dendir. Bunu anlatılan el itba'u yetama kelimesindeki ama nedir? El itba'u vaka. Burada itba imale vakidir. Yetemi, yetemisinde zaten Ferhan nimanesi var. Zaten Ferhan nimanesi var. Nereden biliyoruz onu? Çünkü feala vezninde zaten. İlk başta geçtiği üzere son mimin orada harekesindeki imale mi şeklinde Ferhal. Ama yetemi diye imale te'nin imalesi. Evet. Şimdi itba imalelerini sayıyor. Ve min küsala. Lamından bahsetmiyor değil mi hocam? Sâsinden bahsediyor. Ve minen nesara, razından değil satından bahsediyor. Üsara, sükara, bunlarda da aynı şekilde itma imale vardır diyor. Ha diğer son harflerinde imale yok mu? Elbette ki var. Son harflerinde de imale var. Ama itma imale olarak şu anda Hafs-ı Dûri'nin imalelerini saymış oldu. Buradan öteye, artık buradan öteye 290. beytin sonunda bırakmış olalım. Buradan öte artık başka mesela ve kefe cevafaka fi a'makil isra sada demiş. Yani ne diyor sat Allahumme salli ala Muhammed. Şube. Ebu Bekir. Mesela mübarek Şube Hazretlerinin imalesine başlıyor artık buradan itibaren. Başka farklı imalelere giriyor. İnşallah bir sonraki dersimizde bundan öte devam etmiş oluruz. Cenab-ı Hak ilmimizi, amelimizi, ihlasımızı ziyade eylesin. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.